Dostlarım selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kamp videosunda beraberiz. Bugün Kartepe'ye gidiyorum. Geçen sene güzel bir video çekmiştik orada, hatırlayanlarınız vardır. Yine güzel bir kış kampı olacak motosikletimle. Hava gördüğünüz gibi biraz kötü, o yüzden oyalanmak da istemiyorum. Hadi yola çıkalım. Ne güzel duruyor, şuna bakın. GoPro kendi kendine kapanıyor soğuktan. Batarya da şarj olmuyor. Bakalım nasıl olacak. Şimdi biraz ateş başında oturacağım. Ayakkabımla şeyleri kurutacağım. Fırma demiri çantasındaydı. O yüzden herhalde paramparça olmuş. Anne görüşürüz. Şimdi gideceğimiz yer -7, -8 dereceye kadar düşecek gece bu arada. Soğuk önemli değil ama hem yağışta hem soğuk olursa o zaman işte biraz sıkıntı. Umarım hava Pendik'teki gibi değildir. Hava durumuna, meteorolojiye göre orada şu an yağış yok. Umarım öyledir. Normalde keşfedilecek yer listesinde sırada Tahtalı Göleti vardı arkadaşlar. Ama madem bu havada kampa gidiyoruz, en azından buna değmeli dedim. O yüzden Kuzey Ayla'ya çıkacağım, Kartepe'ye. Bu arada bir ay sonra 29 olacağım. Geriye dönüp baktığımda tabii elbet hatalarımız oldu. Zaten insan hata yaparak büyüyor, olgunlaşıyor. Çok hata yapmışızdır. Çok pişmanlığım olmuştur ama tabii en büyük pişmanlığım sanırım yatırımı yanlış yerlere yapmak oldu. Ben iktisadi idari bilimler mezunuyum. Yani bu yaşıma kadar her şeye yatırım yapmışımdır herhalde. Ama kendime yatırım yapmamışım, onu fark ettim. Keşke biraz kendime yatırım yapsaydım. Dil öğrenmeye çalışsaydım ya da ne bileyim bir spor alanında kendimi geliştirseydim, bir enstrüman çalmayı öğrenseydim keşke. Şu an biraz kendime yatırım yapmaya çalışıyorum açıkçası. Spor yapıyorum, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Şekeri hayatımdan çıkarmaya çalışıyorum. En azından deniyorum. Olsun ama hiçbir şey için geç değil bu arada. Daha yaşımız genç. En azından hayallerimin peşinden gitmeye çalışıyorum, mücadele ediyorum. Tereke tarafına geldim. Biraz ısındım açıkçası. Denizden anlayacağınız üzere bayağı bir rüzgar var. En azından yağış yok. Biraz ısındım. Buralara kasaları düşürmüş. Ve muhtemelen umursamadan gitmiş. Bakın hepsi yolda. Düşüren kişi bence o çocuklar değil. El arasın ama durup bak almaya uğraşıyorlar. Umarım baştan da bir şey gelmez.
Şu sezon artık açılsın. Havalar bir 15-20 dereceyi görsün. Biraz ısınalım. Akşamları çıkıp gazlayalım. Işık yanıyor ama geçemeyeceğiz. YouTube sağ olsun, çok güzel dostlar edindim YouTube sayesinde. Belki hiçbiriyle görüşemedik ama hepsiyle iletişim halindeyim. Instagram'dan zaten konuşuyoruz sürekli. Fikir alışverişi yapıyoruz. Çok destek veren var. Tabii soru soranlar oluyor. Ben yardımcı olabildiğime yine yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 hafta. 2 hafta, 3 hafta izin kullanmadığım oluyor. Full çalışıyorum. Maksadım borçları bir an önce bitirip kendimi daha önce özgürleştirmek. Beyaz yaka işi bıraktım biliyorsunuz. Trendyol'a geçtim. Çünkü dediğim gibi Trendyol'da çok çalışırsanız emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Ve benim de açıkçası paraya ihtiyacım var. Hayallerimi gerçekleştirebilmek için kendime ekipman alıyorum. Motosikletime ekipman alıyorum. YouTube için ekipman almam gerekiyor. Bunun üzerine de tabii borçlarımı ödemem gerekiyor. Hayatımı devam ettirmem gerekiyor. Ve böyle bir parayı da ancak Trendyol'da kazanabilirim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Açıkçası öyle 15-20 bin lira parayla olacak işler değil. Geçen sene geldiğimde Superlight'la ne zorlanmıştık buraya çıkarken. Ama yine çıkmıştık yani, sorun yaşamamıştık. Sadece biraz üşümüştük. Motor tabi yanıyordu ama biz üşümüştük. Bu sene daha keyifli olacak çıkması. Burada ne oluyor acaba burada? Buraya bir şeyler yapıyorlar. Neymiş? Teleferik tesisi yapım işi diyor. Ne güzel korman varmış senin öyle. Kaldık şurada. İnsanlar gördüğünüz gibi mangal, piknik, keyif. Arkadaşlar biraz kayıyor. O yüzden yavaş gideceğim. Burada biraz kar var açıkçası. Kaydığı için gaz açmıyorum. Yavaş yavaş gideceğim. Zaten 1 kilometre kaldı. Gazı hafif verdiğim zaman kayıyor bu arada arka taraf. Umarım devrilmeden gidebilirim ya. Açıkçası biraz riskli görüyorum ama hadi bakalım. Neyse ki devrilirsem insan var etrafta. Darlık Barajı'nda geçenki kampta ufacık bir çamura saplandım. Devrildim. Tek başıma kaldıramadım. Eğimli bir arazideydim.
O zaman bayağı sıkıntı yaşadım. Ondan sonra karar verdim. Hava yağmurluysa, çamurluysa öyle derinlere inmeyeceğim tek başıma motosiklette. Çünkü orada yarım saat 40 dakika insan aradım yardım etmesi için. Sonunda buldum tabii ama lastik çok kayıyor. Çok doğru bir karar değil yaptım. Mantıklı bir karar değil. Olabildiğince dikey ve yavaş gitmeyi istiyorum. Bu çeşmeyi hatırlıyor musunuz? Bu Kuzey Ayları'nın girişindeki çeşme zaten. Şurası hemen geldim. Çok az bir yer kaldı ama umarım gece yağış falan olmaz. Gözükmüyor. Çünkü yağış olursa yarın buradan inemeyiz arkadaşlar. Karın içine girdim. Karın içine girince de devrildik. Daha çantayı yeni almıştım. İlk kullanımda çanta zortladı. Ona üzülüyorum. Koruma demiri çantası gitti. Gaz açmamaya çalışıyorum. Aslında kendim kaşındım. Kuzey Ayları'ya çıkmasam aşağısı sorunsuzdu. Buraya çıkarak biraz kendime iş aldım. Şimdi motoru aşağıda bıraktım. Bu tarafa doğru keşfe çıkıyorum ama motosikleti buraya getiremeyiz. Gördüğünüz gibi. Ama şuralara bir bakalım. Çok kalabalık bu arada. Geçen sene geldiğimde burası inşaat halindeydi. Şimdi bitirmek üzereler. Teleferik tesisiymiş. Evet, güzel manzaralar var ama motoru nereye çekeceğiz? Şu an için en büyük sorunumuz motoru zaten buraya kadar getiremeyiz. O yüzden buradan sonrasına çıkamayacağımız için hiç bakmıyorum. Direkt eledim. Şu aşağı tarafa bakacağım. Bu arada motosikleti devirdik. Motosiklette bir şey yok ama koruma demiri çantası gitti daha ilk kullanımda. Neyse, sağlık olsun. Sanırım buraya kurulacağım. Şimdi şu aşağıda da bir yer var. Orada da bir kampçı grup var. Onlar da video çekiyor bu arada sanırım. Şimdi motosikleti mecbur buraya bırakacağım. Kardan dolayı öbür taraflara gidemiyorum. Motosikleti buraya bırakıp şuraya kurulmayı düşünüyorum. Ya şu alana ya da şuraya. Biraz kalabalık insanlar var ama yapabileceğim bir şey yok. Çok uzaklaşamıyorum. Eşyalarımın taşıması var. Bir de motosikletten de uzak olmak istemiyorum. Şurası olabilir. Şurası. Ya da şurası. Buraya kurulacağız. Oraya karar verdim. Şimdi eşyaları oraya götüreceğim. Taşıyacağım. Hadi bakalım. Nasıl olacak göreceğiz. Dostlarım selam yeniden. Kamp kuracağımız alana geldik. Şimdi birkaç aksilik oldu. Birincisi beklediğimden çok kar var. O yüzden motorla bir yerlere gidemiyorum. İkincisi motosikleti devirdim. Allah'tan çok hızlı değildim. 20-30 km'deydim. Bir diğer kötü haber ise normalde 2 gün yağış falan yok. Kar yağışı vesaire. O yüzden rahat geldim. Güneşliydi zaten gelirken gördünüz. Ama şimdi havaya bakın. Hava şu anda kapandı. Yani bu da demek oluyor ki kar yağabilir. Yarın buradan bakalım nasıl çıkacağız. Önemli değil. Biraz da geç kaldım. Bu arada çok kalabalık, müthiş kalabalık. Kuzey Ayları Tabiat Parkı'ndayım. Geçen sene geldiğimde tesis kuruyorlardı, inşaatı vardı. Şimdi tesisi bitirmişler. Teleferik tesisiymiş bu arada. Bildiğiniz bitmiş.
iki uyku tulumunu da getirdim. İç içe koyacağım. Bu arada mesela kış kampına geldiğinizde gelir gelmez aslında uyku tulumlarınızı açmanız gerekiyor. İçindeki işte elyaf yapı genişlemesi gerekiyor. Yani uyku tulumunuzun normal haline gelmesi gerekiyor. O yüzden gelir gelmez uyku tulumunuzu açın. Yatmadan önce açmayın yani. Uyku tulumunuzu gelir gelmez kampa açın. Serin. Normale dönsün. İçindeki sıkışıklık gitsin. Uyku tulumları arkadaşlar termos görevi görüyor aslında. Sizi ısıtmıyor. Sizin ısınızı koruyor. O yüzden uyku tulumuna gireceğiniz zaman sıcak girmeniz lazım. Yani soğuk girerseniz uyku tulumu sizi ısıtmaz. Bilginiz olsun. Şimdi iki uyku tulumunu da açıp iç içe geçireceğim. Geçen sene -3'te burada bu uyku tulumu bizi tutmuştu. Bu sefer -7, -8. Bakalım sıcak mı? Yanımda böyle şişe getirdim. Yatmadan önce sıcak suyu bunun içine dolduracağım. Böyle dışında şey de var. Bu normalde su matarası. İşte içine atacağım. Ayaklarım en azından sıcak tutacak. Yatağımız hazır. Burada çalışan Lütfi abi var. Geçen sene geldiğimde tanışmıştım. Burada duruyor. Ondan biraz kuru odun aldım. Lütfi abide de şansımız o. Fazla odunu yokmuş. Az bir şey aldım. Kuru odun. Başta ateş başlatmak için yeterli ama yine etraftan bulabildiğimiz kadar odun bulmamız lazım. O yüzden hemen odun toplamaya geçelim. Etraftan odun toplayacağım ama etrafa zarar vermeden arkadaşlar. Ağaç kesmeden yani devrilmiş ağaçları vesaire toplamaya çalışacağım. Devrilmiş. Bunu alabiliriz. Şimdi size derinliği göstereceğim. Ne kadar o kar var? Bu kadar. Bu tarafta beklediğim gibi çok bir şey bulamadım. Biraz karın içine girelim bakalım. Odun bulabilecek miyiz? Dizime kadar giriyor. Şurada birkaç tane devrilmiş var da. Onların yanına gideceğim ben. Ne güzel duruyor, şuna bakın. Odun lazım. Buradan bir cacık çıkmadı. Başka yerlere bakalım. Şunu alabiliriz. Az önce adamlar şirokkoyla yazlık lastikle buraya girdiler. Şuraya. 15 dakika onları çıkarmaya uğraştık. Yazlık lastikle şirokkoyla. Ne kadar kalabalık bakın. Karavancılar var, piknikçiler var, kampçılar var. Etrafta herkesin kullandığı kovalar var. Bir tane de ben buldum şimdi. Onu götürüyorum. Bedava kamp ateşi buldum şansıma. Hemen kovayı getirdim. Boşta olan bir tanesini aldım. İçinde ateş de vardı. Açıkçası bu zeminde ateş yakmaya uğraşmak istemedim. Sıcak bir şeyler giyip içme zamanı. Bir şeyler giyip içip ondan sonra şu odunları parçalayıp bir şekilde kurutmam lazım. Sıcak bir kahveye ihtiyacım var. O yüzden kahve yapacağım kendime. Biraz kahve içeceğim. GoPro kendi kendine kapanıyor soğuktan.
Batarya da şarj olmuyor. Bakalım nasıl olacak. Kahve demledim, kahveyi içiyorum. Biraz da falafel pişiriyorum. Kızardı onlar da, onları yiyeceğim. Biraz enerjim gelsin. Karın içinde gezmekten çoraplarım su gibi oldu ve ayaklarım donuyor şu anda. Bakın. Hasta olmasak iyi. Hemen çoraplarımı değiştireceğim. Sadece çoraplarım değil, içtiğimin kenarları da şey olmuş. Çorapları değiştirdim ama ayakkabım ıslak. O yüzden parmaklarım donuyor. Ayaklarımı kurutacağım. Biraz hareket etmeyeceğim. Ateş başında duracağım. Şu falafeli yiyeceğim. Biraz enerji gelsin. Kesin hasta olacağız zaten de. Altımdaki yağmurluğu çıkardım. Karların içinde gezdiğim için paçalarım falan termal içtim. Hepsi ıslak. Şimdi kıyafet takviyesi yaptım üzerime. Çorabımı kuruttum. Şimdi biraz ateş başında oturacağım. Ayakkabımı şeyleri kurutacağım. Bu arada kar başladı. Fiyat performans ışığım. Çantanın içinde kırılmış. İki tanesi gitmiş tamamen. Zaten 250 liraya almıştık. GoPro kapanıyor soğuktan sürekli. Tam video çekeceğim. Şişt, kapanıyor. Elimdeki odunları parçalayıp şeyin etrafına dizeceğim ki en azından biraz kurusunlar. Motosikleti sol tarafa devirdim ya. Bu da sol taraftaki kurma demiri çantasındaydı. O yüzden herhalde paramparça olmuş. Şimdi şu kadar odunum var. GoPro sürekli kapanıyor. Video çekemiyorum. Etrafa bakacağım ama bu saatte çok odun bulabileceğim. Bizde de yok ya. Bizimkiler de yaştı. Köz aldık. Öyle atış yani. Ben de bu kovayı buldum ileride. Adamlar yakmış. Onlara şey yaptım. Kovayla getirdim şey, mi? Onlardan aldım öyle. Şeydeki değil mi? Ortadan aldın değil mi? Ha, ben de oradan aldım. Orada büyük... Sorum günaydın. Ben şimdi uyandım. GoPro bütün gece çalışmadı soğuktan. Bataryaları şarjda olmadı. GoPro çalışmadı. Video çekemedim gece o yüzden. Şimdi uyandım. Sabah manzaram da böyle. Ama modum düştü tabii. Bilmiyorum, belki de anın tadını çıkartmak gerekiyormuş. Ben de öyle yaptım işte. Video çekemeyince ateş başında oturdum. Sevdiğim müzikleri dinledim. Enteresan bir şekilde GoPro şu anda çalışıyor. Acaba hava ısındı diye, sabah diye mi bilmiyorum. Ama gece hiçbir şekilde çalışmıyordu. 3 saniye, 5 saniye sonra otomatik kapanıyordu. Bu arada çadırı ısıtmadım. 2 uyku tulumu, bir de sıcak su torbasıyla -5'te kaldım. Yavaş yavaş toplanıyorum. Kahvaltı yapıp gideceğim. Saat zaten 12.
Islak mendilime bakın. Islak mendilim donmuş. Her sene ÖSYM sınavına girip hiçbir sonuç alamıyorsanız üzülmeyin. ÖSYM kalemlerini kamp ateşi başlatırken böyle başlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Bu da böyle bir bilgi. Tostumu yiyip toplanacağım. Gideceğim bu arada. Saat 1 oldu. Şimdi toplanıyorum. Saat zaten 1.30. 2'ye kadar toplanırım. Sonra da evime gideceğim artık. Çünkü bugün çalışacağım bir de. Lütfü abiden odun almıştık ateş yakmak için. Şimdi onları fazlasıyla geri vereceğim Lütfü abiye. Odunum yok dedi çünkü. Burada bırakmayacağım. Geri Lütfü abiye götüreceğim odunumu. Çıkışın güzelliğine bak. Ne güzelsin sen öyle. Ağaç kakan mısın? Niye gagan o kadar uzun? Nereye kaçıyor? Bir kampın daha sonuna geldik.